İskenderun Abdullah Sayık Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte Hatay'da sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ünü sınırları aşmış aile hekimliği ve iyilik uzmanı Doktor Serdal Kanuncu öğrencilerle bir araya geldi. Koca bir süreç var. Gerek üniversite gerek hayatınızla ilgili. Dünyanın en iyi üniversitesini kazanıp en iyi profesörü bile olsanız ve orta hiçbir şeyi kazanamayıp herhangi bir meslek sahibi olacağınız zaman, örnek veriyorum, bir kasap olmaya çalıştığınız zaman veya bir terzi olmaya çalıştığınız zaman önünüzden geçecek o dikenli yollardaki tecrübeleri konuşmak ve paylaşmak üzere davet edildim ve bunun için kendi topraklarım olan İskenderun'a geldiğim için, sizlerin arasında olduğum için çok çok memnunum. Nazik davetleri için Berinova Okul Aile Birliği'ne bir özüme çok teşekkür ediyorum. Ben aile hekimliği uzmanıyım, uzman bir hekimim. Aynı zamanda da 5 üniversite bitirdim. Bu 5 üniversite içerisinde işte halkla ilişkiler, aile hekimliği... Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Beril Temizkan'ın misafiri olarak Abdullah Sayık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Doktor Serdal Kanuncu verdiği hayat dersiyle büyük takdir topladı. Plastik kapaklarla tekerlekli ayar dağıttık ve çevreyi korumuş olduk. Bu basında büyük yer alınca Hamburg, Almanya'ya davet edildim ve orada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir engellilerle ilgili konferans verdim. Herkes gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Ben bir dernek ya da vakıf değilim ama şu ana kadar dağıttığım tekerlekli sandalye sayısı 1000'in üzerindedir. Hala dağıtmaya devam ediyorum. Bugün 6'ya bir tane gönderdik. Umarım siz de ileride böyle yardımsever olursunuz. Bu bir tablo görüntüsü değil mi var? Çok güzel bir tablo olarak görünüyor. Işıkları... 5 üniversite bitiren aile hekimliği uzmanı Doktor Serdal Kanuncu, Tıp Fakültesi Adalet, Sosyoloji, Halkla İlişkiler bölümlerini okuduğunu ifade etti. Aile hekimliği uzmanı Serdal Kanuncu kendi imkanlarıyla yıllardır tekerlekli sandalye yardımı yaptığını, gerek tonlarca kapak topladığını, gerekse hediyelerle insanları mutlu etmeye çalıştığını, bu sayede engelli insanlara psikolojik destek sağladığını söyledi. Çöp işçileri, kağıt işçileri de bu ekipten önemli bir kısmı. Çalıştığım bölgede onların sağlık taramalarını evlerine varasıya gidene kadar gönüllü olarak üstlenmiştim. Burada bir fotoğraf yok ama ben aynı zamanda cezaevinin gönüllü hekimliği de yaptım. Hiçbir hekimin istemediği bir bölgedeydi. İsim vermeyelim şimdi ama cezaevinde kalan mahkumların hekimliğini gönüllü olarak da üstlenmiştim. Pardon, ters oldu. Bunu geçebiliriz. Tabii sadece plastik kapak toplama değil de işte atık ilaçlar. Mesela evinizde ilaçlarla işiniz kalmadığı zaman genelde çöpe atıyorsunuz değil mi? Aslında onlar doğaya karışıyor. Toprağa, suya, daha sonra canlılığa yani bize geri dönüyor. Onun için ben hala çalıştığım aile sağlığı merkezinde zamanı geçen ilaçları küçük küçük tanelerine varasıya kadar topluyorum. Onları zararsız hale korumak, doğaya atmamak üzere toplayıp bakanlığa gönderiyorum. Zamanı geçmemiş olanları da tasnif edip ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak veriyorum. Bir engelli vatandaşımızın evine ziyaret olarak gitmiştik. Yine Konya'da. Huzurevinde yaşayan bir amcamızın ziyaretiydi. Ana sınıfında çocuklara yaptığımız bir çalışma. Ve ben Afrika'da gönüllü hekimlik yaptım ama oradan döndükten yıllar sonra başka bir Afrika ülkesi olan Etiyopya'ya kolilerce ilaç gönderdik. Oradaki insanlar kullanabilsin diye ilaç gönderdim. Tekerlekli sandalyelerden bir görüntüydü. Bu çok ilginç bir çalışma. Aslında ilginç değil. Bir engelli vatandaşımız kendi el işlerini yaparak hayatını kazanmaya çaba sarf ediyordu. Bir şekilde bana ulaşmış ve onun adına bunları satarak ona yardımcı olmuştum. Yine bir böyle renkli bir engelli vatandaşımız. Sokakta yaşayan bir engelli vatandaşımız. Eski bir fotoğraf. Elimizde gördüğünüz şey bir tablet. Yanında gördüğünüz delikanlıda bir gelişim bozukluğu olan, aslında sınırda zekaya sahip olan bir kardeşimiz. Ama onların hayal dünyalarını daha geliştirmek gerektiğini düşünüyordum ve ihtiyaç sahipleriydi. Tablet hediye etmiştik. Afrika'dan bir görüntü. Kusura bakmayın çok hızlı geçeceğim çünkü gerçekten zamandan yedik. Hatta çok güzel fotoğraflar var konuşabileceğimiz. Bu amca yalnız yaşıyordu evinde. Yanında görüyor musunuz yastıklar var. Yastıklar olmasa devriliyor çünkü felçli bir hasta, tamamen felçli bir hastaydı. Ona yine bir tekerlekli sandalye yardımında bulunmuştuk. Dramatik bir fotoğraf, kötü bir görüntü. Şu anda vefat etti o vatandaşımız, Samandağ'daydı. Bir akü sandalye vermiştik. Bu kardeşimize de öyle bir tekerlekli sandalye vermiştik.
Benim plaket verdiğim teyzeyi görebiliyor musunuz? Bu kadın bir kanser hastası kendisi. Ama kızı var, kızı da engelli. Dolayısıyla hem kızına bakmak zorunda hem de kendine bakmak zorunda. Aynı zamanda da kocası yok. Onun için yani onlara ne yapabiliriz diye düşünürken tam anneler günü haftasıydı. Onu yılın annesi seçtik arkadaşlarla ve böyle küçük bir hediye götürdük. Kızına da tekerlekli sandalye vermiştik. Öyle bir şeydi, çalışmaydı. Yine engelli bir kardeşimizle ilgili tekerlekli sandalye çalışması, Afrika'da çalıştığım hastaneden bir görüntü ve oyuncaklar. Ben Antakya'nın bir köyünde çalıştım. O köyde yaklaşık olarak 5000 kişi bir nüfusa sahip olan bir köydü ama çocuklar için hiçbir şekilde park yoktu, oyun parkı yoktu ve çocuklar sürekli birbirleriyle kavga gürültü ediyorlardı, taş atıyorlardı. Her gün yaralanan bir çocuk geliyordu. Ne yaparım diye düşünürken oyuncaklar çocuklara diye bir kampanya başlattım ben. Bu Türkiye'de de yurt dışında da çok ses getirdi. Ve oyuncak yağmaya başladı. Ben yanıma gelen her çocuğa oyuncak hediye etmeye başladım. Ve büyüdü. Onunla ilgili bir fotoğraf. Yine özel bir bireyimize tablet hediye etmiştik. Bu gazeteye haber olan konu evi yılan bir ailenin... Teşekkür ederim. Tamam. Hadi giderken şöyle poz verelim. Annesi de gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Aldık mı? Bir dakika. Tamam.